Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Tabak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gece Ruşen Atalay'ın yanındayız. Hayvanların doğumunu, doğum nasıl olduğunu, doğumdan sonrası kuzuların ne yaptığını konuşacağız. Beraber doğuma şahit olacağız. Ruşen Atalay'ı da tanıyalım. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ben Ruşen Atalay. 1986 doğumluyum. Doğdum doğalı bu hayvancılık işini yapıyorum zaten. Aynı zamanda Ahmet'le okul arkadaşıyız. Evet. Sınıf arkadaşıyız. Sınıf arkadaşıyız. Bugün Ahmet arkadaşımız bizi ziyarete geldi. Ziyaretimiz esnasında hayvanların doğum dönemi. Doğum döneminde bizim aşama aşama neler yaptığımızı göreceğiz. İnşallah doğum olursa bir de sizlere doğumun nasıl gerçekleştiğini göstereceğiz. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Tabii hayvancılık meşakkatli iş. Gecenin hatta sabah kadar burada nöbet oluyor. Kuzuların doğumu tabii sağlıklı olsun diye. Hangi aşamaları gerçekleştireceğiz? Biraz sonra hep beraber şahit olacağız. Burada. Ya şimdi öncelikle bizim günlük kuzu döneminde 24 saat esaslı bazen 7 saat bazen 10 saat kardeşim var. Kardeşimle dönüşümlü olarak bu hayvanın başındayız. Artı yardım eden arkadaşlarımız da var. Yani 24 saat bir bekleyişimiz var bunun başında. Bu bekleyişimizin amacı bizim bir yıl getirimiz bu. Evet, evet. Getirimiz bu olduğu için şimdi beklemekteki amacımız hayvan sağlıklı doğum yapamayan oluyor. Mesela kuzusunu almayan oluyor. İkiz oluyor hayvanın bir tanesi o tarafa bu tarafa gidiyor. Evet. Onları takip edebilmek. Onun haricinde biz ıslah projesindeyiz. Islah projesinde olduğumuz için bizim rutin bir kayıt tutmak zorundayız. Yani hayvan doğar. Doğduğundan birkaç saat sonra, evet. Doğduğu gün içinde olmak şartıyla bu hayvanın küpesini takarız. İşte ilaçlarını vururuz kuzunun. Annelerin ilaçlarını vururuz. İşte anne küpesi, doğum tarihi, normal bir insan gibi kayıt tutarak bunları devam ederiz. Hani onun haricinde de bekleyişimiz esnasında da diğer doğan hayvanlarımız var. Daha önceden doğan aynı çocuk gibi kabız olan mı var? İşte nasıl diyeyim annesi emzirmeyen mi var? Aç kalan, susuz kalan bunları takip ediyoruz 24 saat boyunca. Bu işlemimiz aşağı yukarı 1-1,5 ay sürüyor. Bu işlemi yaptığımız sürece hani amaç biraz daha sağlıklı verim alabilmek. Yani hani demin de dediğim gibi bir yıl bunun başını bekliyoruz. Emeğimizin karşılığını daha iyi alabilmek. Evet, şimdi girişte de gördük. Ayrı yeni huzurlayanlar için doğum odası, işte birkaç gün geçenler için orada ayrı bir yer var. Hepsi ayrı ayrı. Aynen, onlar aynen. Da şimdi şöyle diyeyim. Zaten bizim ilk aşamamız hayvan doğdu. Biraz kuzusunu tanıdıktan sonra küçük bir bölmemiz var. Evet. 8-10 hayvanlık. Biz hani bu tartımımızı, kayıtlarımızı orada tutuyoruz. Orada biraz bekledikten sonra normal kuzuların anneleriyle durduğu bir alan var. Bu hayvanları oraya taşıyoruz. Buradaki yeni doğanlardan da habire orada bir döngü oluyor yani. Biraz bekliyor, oradan sonra öbür tarafa geçiyor. İkiz olursa ikizlerin bölmesi farklı yerde. Evet. Hani ikiz olan hayvanlar biraz daha ilgi istiyor. Hani çünkü hayvan kuzunun bir tanesini sahip çıkıyor, bir tanesine sahip çıkmayabiliyor veya kuzu kendini kontrol edemediği için hayvan başka yönlere gidebiliyor. Evet, şimdi hep beraber işlemleri başlayacağız, görelim. Aynen, biraz da canlı olarak görelim herhalde. Evet. Evet, şimdi doğum başladı.
Evet arkadaşlar, şu anda bir hayvanımız doğuyor. İnşallah ayakları çıkmış. Bundaki en önemli amaç hayvanın ayaklarıyla kafasını aynı anda getirebilmek. Kafası katlandığı zaman hayvan haznesine sığmıyor ve doğamayabiliyor. Şu an ayağının bir tanesi yok ne yazık ki. İnşallah onu çıkarabiliriz. Hayvanın bir kafayla bir ayak gelmiş sadece. Ayağının bir tanesi geldiği zaman kafası geldikten sonra doğum çok zorlamaz. Biraz tabii ki ister istemez biraz zorlayacak ama gördüğünüz gibi kuzuyu çıkardık. Önce kuzunun nefes alabilmesi için göbek kordonu kopar kopmaz hayvan nefes almaya başlıyor. Nefes alabilmesi için de burnunu iyice temizlemek lazım. Burundan gördüğünüz gibi çara dediğimiz hayvana nefes almasında güçlük çekiyor. Kuzumuzu da şöyle yapıyoruz ki ağzında çara varsa onu yutmadan direkt çıksın. Şöyle de sağıyoruz. Yani bu rahat nefes alabilmesini sağlıyor. Annesi de tabi bizden rahatsız oldu hayvan biraz. Doğum gerçekleşti. Şu anda biraz annesi tabi ışıktan falan tedirgin olduğu için normalde kuzusuna meraklı olan bir hayvan bildiğim kadarıyla. Biraz kameradan, ışıktan falan tedirgin oldu. Şu an gözleri fal taşı gibi açıldı hayvanın. Böyle çarasını ağzına sürerek hayvanın kuzusunu yalamasını sağlıyoruz. Tabi bu yalaması çok önemli. Kuzuyu sahiplenebilmesi adına, ilk tanıması adına hem kokusunu tanıyor. Şöyle geçelim. Hayvanımız rahatça kuzusuna sahip çıksın. Bir de aynı zamanda şöyle karın boşluğundan bunu kontrol ediyoruz ki hayvanın karnında bir kuzu daha olabilir. Evet, bu hayvanda bir kuzu daha var. Büyük ihtimalle ikiz. Geldiyse ikinci kuzusunu da alalım. Eğer tabi hazneye geldiyse. Şu an gelmemiş. Biraz daha zamanı var. Biraz daha bekleyeceğiz bunu. Hani hayvanın kuzusu hazneye gelmeden direkt müdahale ettiğimiz zaman ayağa katlanabiliyor. O zaman da doğum tam tersine dönüyor. Kuzu çıkmıyor. Yani o annesinin haznesine sığmıyor haliyle. Yani biraz da kendi haline bırakıyoruz. Çok zorlanmadığı sürece müdahale etmiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an annesi sahiplenmeye başladı. Evet, bu az önceki ikiz olan. Yaklaşık 10 dakika önce bir tanesi kuzu, bir tanesini kuzuladı. Bu ikinci ikiz olanı. Bu da aynı deminki gibi tek ayağıyla gelmiş.
Yani biri katlandığı için biraz hayvan. Evet, ikinci kuzusunu da sağlıklı bir şekilde aldık. Şöyle ayağını ters çevirerek. Şöyle biraz tutarak burnundaki çarayı boşaltalım yine. Bak, gördüğünüz gibi bayağı burnuna ağzına yutmuş hayvan. Ağzını da beklerken bu ilerleyen zamanda kuzunun boğazında hırıltı yapıyor, öksürük. Çarayı yuttuğu zaman. Evet. İkinci kuzusunu da yalayıp kurutsun hayvan. Bunları biraz yaladıktan sonra küçük bir bölmeye alacağız. Orada kuzuları birbirinden ayrılmasın. Maksat. Bir tane hayvanımız doğmuş şu anda. Kuzumuz da dişi. Bu birazdan ayaklanacak. Annesini emmeye başlayacak. Biraz kuruması lazım öncelikle. Annesi kurutuyor. Annesi böyle yalayarak kurutuyor. Bu doğal bir denge. İlk doğduğu anda ağız sütü çok önemli. Hayvanımız yeni doğduğu halde bayağı güçlü, kuvvetli maşallah. Evet, kuzu ilk sütünü alıyor, ağız sütünü. Bu ağız sütünün önemi nedir? Ya bu ağız sütü doğal bir antibiyotik. Yani insanlarda da olduğu gibi bu ağız sütünü aldığı zaman ilk kere de bir yarım saat, bir saat içinde bu ağız sütünü aldığı zaman hayvanda hastalık oranı daha da düşüyor. Yani doğar doğmaz antibiyotik vermiş gibi bir şey oluyor yani. Kuzu yemeği de tutmak da zorluk çekiyor ama daha yeni doğum yaptı, ayakta durmada şu. Daha yeni olduğu halde iyi. Bayağı da iştahlı oluyor. Zaten biraz emdikten sonra kendisi biraz da ayakları güçleniyor. Ayakları güçlendi mi zaten hayvan kendi emebiliyor. Buradaki şu an benim emdiğim maksat kuzuyu biraz daha çabuk güçlendirmek, direncini artırmak. Anne karnında da bayağı acıkmış yani. Evet Ruşen, şurada gördüğümüz bir tane yatak gibi bir şey var. Bu nedir? Ya şimdi sürekli koyunculuğun zorluklarından bahsediyoruz. Biz aynı zamanda tarımla da uğraştığımız için bazı zamanlar zorla yani çok yorgun oluyoruz. Dinlenme şansımız olmuyor. Yani eve gitme şansımız dahi çok kısıtlı oluyor. Burayı da boş bırakma gibi bir lüksümüz olmadığı için bazen burada dinlendiğimiz zamanlar da oldu. Tabii şu an bu sene öyle bir şey yapmıyoruz. Geçen yıllarda geceleri burada dinlendiğimiz zamanlar oluyordu. Burayı da o amaçlı yaptık. İşte kendi ilkel yöntemlerle işte merdiven gibi, şurası ayakkabılık vesaire. Orada dinlendiğimiz oldu zamanla. Yani geçen yıllarda dinleniyorduk orada. Yani oradaki dinlenmekteki amaç bu iş zor olduğu için çok yoruluyorsun. Eve gittiğin zaman o yorgunlukla tekrar buraya gelemiyorsun. Yani bir üşengeçlik çöküyor. O yüzden burada kaldığın zaman hemen hayvanın içindesin zaten. Bu işin en büyük zorluklarından bir tanesi de bu. Burada bir tane doğum odası gibi yer var. Burası nedir? Ya şimi hayvanlarımız doğduğu zaman bunları kayıt altına almak için küçük bir bölmeye ihtiyacımız var. Hani geniş alanda kovalaması zor oluyor. O yüzden hayvanları burada küpelemesini
annelerin ilacını, kuzuların ilaçlarını, kayıtlarını tuttuktan sonra diğer bir alanımız var. Kuzuların annesinin olduğu alan, o alanı alıyoruz. Burada o kayıt işlemleri falan daha kolay oluyor bizim için. Hem de hayvanı kontrol etmek adına. Şimdi doğum sezonu ortalama günde kaç koyun kuzuluyor? Ya normalde bu yıl seyrek kuzuluyor. Yani 10 ila 15 arası değişiyor. Ama bazı yıllarda günlük 30-35 tane hayvanın doğduğunu biliyoruz biz burada. O bir bakıma iyi, bir bakıma da kötü bir şey. Mesela hayvan çok yoğun doğduğu zaman kuzulama süreci biraz daha çabuk bitiyor. Hem de kuzular dengeli oluyor ama iş gücü anlamında yorucu bir iş. Çünkü sürekli hayvan doğuyor. 30-40 tane koyunun doğması demek bayağı bir iş gücünün artması demek. İstirahatin olmaması demek. O da yoruyor ama onu tabii biz kontrol edemiyoruz. Hayvanın doğal bir dengesi var. Beslenmeyle alakalı. Daha iyi beslenirse işte koş katımında daha iyi koşlanıyor. Daha sık koça geliyor. Bu son birkaç yıldır da bildiğiniz gibi kuraklık var. Meralar güçlü değil. Hayvanların bu koç katımında da kuzulamasında da etkili olan bir şey. Yani günlük şu anda 10-15 tane koyun kuzuluyor. Evet, geniş olan bölümde kuzulayacak koyunlar duruyor. Bunlar sırasını bekliyor. Doğumu gelenler önce doğum odasına, birkaç gün sonra kuzuyu alıştıktan sonra tekrar diğer kuzuların olduğu bölmeye geçiyorlar. Burada 3 tane bölme var. Şimdi küpeler hazırlanıyor. Yeni doğan kuzulara küpesi takılıp kayıt altına alınacak. Sonra aşısı yapılacak herhalde. Önce kuzulara hangi küpeyi takacağımızı listemize kaydediyoruz. 09734 numaralı kayıt alacağız. 09734 numaralı küpeyi takacağız. Bu takacağımız hayvan ikiz. 35 numarayı da diğer kardeşime. Şimdi onlara bakacağız. Hangisi dişi, hangisi erkek. Bugün ayın kaçı? 8 Mart. 8 Mart. Doğum tarihini de şuraya yazalım. 8-3-2022. Bu kuzumuz erkek. Şu anda bunu tartacağız. Doğum ağırlığı. Zaten yeni doğmuş bir hayvan. Bu şekilde ayağına bağlayarak. .450-4.60. Bu ikiz olan bir hayvanımız. Erkek olan erkeğe dişisi 4.60. Şimdi anne numarasını da ekleyelim buraya. 196-662-48. 16-662-48. Bu hayvanımız 2 yaşında. Anne yaşını yazıyoruz. Bu tabi tahmini yaş. İki kuzuya da aynı annenin numarasını kullanıyoruz. Şuraya ikiz olduğunu belirtiyoruz. Şimdi kuzunun bir tanesi erkekti. Diğer kuzuya da bakalım. Onu da tartalım. Sonra küpelerini takacağız. Bu da erkek. Düzenimiz çok hoş olmamakla birlikte idare ediyor. Bu hayvanımız da 5.18. 5 kilo 18 gram. Bu da erkek. Her doğan kuzuya yel difini yapmak şartıyla küpesini takıyoruz. Yel difini yapıyoruz. Evet.
Bu yeldifi yapmaktaki amacımız kuzularda genellikle görülen kas hastalığı. Kas hastalığının önüne geçebilmek için bu yeldifi yapıyoruz. Şu an hayvanımıza da küpesini takıyoruz. Onun işi bitti. Şimdi biraz sonra onlara ikiz olduğuna dair bir boya vuracağız. Diğer küpemiz neredeydi? 35 numara. Böyle küpesini takıyoruz. Tabii bu hayvanlarda en önemli bir şey var. Aslında biz dezenfektan kullanmamız lazım. Göbekte 1-2 santim şöyle 1-2 parmak boş bırakacak şekilde göbek kordonunu kesiyoruz ki bu göbek kordonu ilerleyen zamanda uzun olduğu için kökten kopuyor. Bir darbeyle falan. Bu da hastalıklara sebep oluyor. Bu göbeğini kesmekteki amaç da bu. Bununki zaten biraz daha kısa da olsun. Aslında buna dezenfektan, tendir diyot falan tarzı bir şeyler kullanmamız lazım. Ama şu anda kalmamış. Şu anki yapacağımız aşamada anneye de en son aşama. Bu doğum sonrası hayvanlardaki doğum kalıntıları olmasın diye, biraz daha hayvan sıhhatli olsun diye beyazlaya veya işte teramisin, teramisyon dediğimiz ilaçları kullanıyoruz ki hayvan doğum şeyini daha çabuk atlatsın diye. Şu an bunlara da işaret duracağız ki ikiz hayvanlar karışmasın diye şöyle kulaklarını küçük küçük işaretleyelim ki bu hayvanlar ikiz oldukları için biz bunu annesinden ayrıldığı zaman daha çabuk bulalım. Diğer kardeşine de aynı işareti yapalım. Şu an bunların işlemleri tamam. Küpesini taktığımız, kayıtlarını tuttuğumuz hayvanlar annelerini tanımaya başladıktan sonra bu alanı alıyoruz. Bu alanda bir aşağı yukarı 15-20 gün annesiyle birlikte kaldıktan sonra ondan sonra öğünle emdirmeye başlıyoruz. Yani bir sabah, bir akşam iki defa emdirip annesinden ayırıyoruz ki hayvanları sürekli üstünde dura dura kuzular eziyor, yani zayıf düşürüyor. Hem artık kendileri de ek gıda almaya başlıyor, işte ottur, yemdir. Bunlara da alışmaları lazım. Burada hayvanlar şu an biraz toparlama aşamasında. Yani orada yeni doğanlar orada, burada da biraz toparlanıyor. Ondan sonra annelerinden ayırıyoruz. Bu da 2 günlük bir kuzumuz. Tabii hayvan biraz daha toparlamış. Bizim damızlıktaki aradığımız özelliklerdeki kuzu bu kuzu da mevcut şu anda. Tabii bunu biraz da gelişim süreci belirleyecek. Anne sütü, beslenmesi, tabii hastalık geçirip geçirmeyeceği, inşallah verimli bir yıl olur diye düşünüyoruz. Şimdi bu bölümde koçluklarımız var. Tabii keçilerle aslında pek hoş olmuyor bu durum da. Şu anda hayvanların doğum dönemi olduğu için 1 metrekare yerin bize çok büyük bir önemi var. Mecbur bunları biraz işin aslı tıkış tıkış yerleştirmek zorunda kaldık. Bu hayvanları biz etap etap, mesela işin aslı biz doğduğu anda tartımını yapıyoruz. Ondan sonra işte
7. ay gibi ikinci bir tartım. Biz ıslah projesindeyiz aslında. İkinci bir tartımı yaptıktan sonra biz erkek kuzularda ve dişi kuzularda damızlık seçimi yapıyoruz. Bunun proje teknik elemanları da bize yardımcı olmak şartıyla damızlıklarımızı seçiyoruz. Damızlıkları seçtikten sonra bir kısmını evimize bırakıyoruz. Kendimiz üretmek için, yani biz de devam etmek için bir kısmını da satıyoruz. Satacağımız hayvanlarda da şimdi gelişimi önemli. Hayvan işte hastalık geçirmezse, biraz da tabii ırkı önemli. Irk önemli olduğu için şimdi hayvan gelişim esnasında hastalanmış olabilir. Gelişmemiş, annesinin sütü az gelmiş olabilir, ikiz olabilir. Bunlardan dolayı hayvanlarda gelişim problemleri olabilir ama sonuçta ırkı güzel olduktan sonra belli bir aşamaya geliyor tabii ki. Biz de elimizden geldiği kadar hem kendi damızlığımızı daha ileri seviyelere taşımak hem de dışarıya koçluk şeklinde. Kimi geliyor mesela koçluk toklu alıyor, kimi şişek koç alıyor, kimi eke koç istiyor. Yani gücümüz yettiği kadar her müşteriye hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii bu bir anda olacak bir şey değil, yavaş yavaş. İnşallah ilerleyen yıllarda daha güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Demin kuzuların gelişiminden bahsettik. Bu hayvan, özellikle bu hayvanı gösteriyorum ki bu hayvanın adını da kendimce Köroğlu'nun uyuz tayı diye koydum. Çünkü yaz döneminde hayvan aşağı yukarı uyuz olmuş gibi bir şeydi. Şu an toparladı kendini. Demin de bahsettiğim gibi damızlıkta hayvanın gelişimini mera belirler. İşte geçirdiği hastalıklar belirler. Yaz döneminde bu kuzuyu özellikle iddiayla gösteriyordum. Hani kimse çok da kale almıyordu beni. İnşallah Köroğlu'nun uyuz tayı gibi namlı bir koç olacak. En azından öyle ümitleniyorum. Tabii sonu ne olur? Daha gelişme aşamasında. Bu evimizden bıraktığımız bir hayvan. Şu anda gelişmesi düzeliyor yavaş yavaş. İnşallah iyi olacak. Bu hayvanların tamamı evimizden yetiştirdiğimiz kendimiz. Özellikle biz buna gayret gösteriyoruz. Yani sürekli bir hayvanı dışarıdan almayla olmuyor. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olacak. Emek veriyoruz. İnşallah emeğimiz zayi olmaz. Evet arkadaşlar, kuzuların doğum aşamasını çekmek için özellikle geceyi seçtik. Gecenin zorluklarını göstermek amacıyla özellikle Ruşen Atalay'ın işletmesine geldik. Burada tabii ki işletmedeki birçok zorluğu çekebildiğimiz kadar çektik. Daha zorluklar da vardır tabii ki. Biz ancak bu kadarını sığdırabildik. Ruşen'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen çekimlerimizde tekrar bu işletmede olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri ziyaret ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz de nacizane yapmaya çalıştığımız işleri sizlere anlatmaya çalıştık. Yani elimizden ne geliyorsa. Tabii bu yaptığımız işlerin tamamını anlatamadık tabii de. Zaman yetmiyor. Bu bir sezon, yani bu her gün değişik işler oluyor hayvancılıkta. Tabii dilimizin döndüğünce biz de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Evet. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.